Beynimizin katları. Bugün bu konudan biraz bahsedeceğiz. Benim gibi sinir bilimi anlatan insanların çok sık başvuru yaptığı, gönderme yaptığı bir kavramdır beynimizin katları. Aslında bu katlar meselesi beynimizin pek umurunda değildir. Çünkü beynimiz bir bütün olarak, hatta vücudumuzdan ayrı bir organ olarak bile düşünemeyecek kadar vücutta bütünleşik olarak tıngır mıngır çalışan bir sistemdir. Ama biz onu anlamak ve farklı işlevlerin birbiriyle nasıl ilişkide olduğunu daha iyi kavrayabilmek için biraz eğitim amaçlı, biraz da kolay anlaşılabilme adına beyni bazı parçalara böleriz. Bu parçalardan en fazla başvurulan da beyni alttan yukarı olarak işlevsel bölümlere ayırmak şeklinde ele alma alışkanlığımız. Kötü bir şey değil, bizi çok fazla da yanıltmıyor bunu yapmak. Ama bütün bu işte katlı sistemin aslında tek bir organ halinde bütüncül çalıştığını unutacak olursak her yer kafasına göre takılıyormuş, kendi başına karar alıyormuş gibi bir yanlış algıya düşebiliyoruz. O konuda baştan uyarayım. Biz bugün beynimizin hiyerarşik işletim sistemi bölümlerine aslında göz atmış olacağız. Bir kere biliyorsunuz beyne şöyle dışarıdan baktığınızda beynimiz iki yarım küre halinde. Ve bu iki yarım küre farklı farklı işlevlerde uzmanlaşmış vaziyette. Bizim beynimizi aslında iki yarı halinde anlatmak yine çok sık başvurduğumuz bir bölümlere ayırma işlemi. Ama bu bahsettiğim beynin dikine bölümleriyle ilgili olduğu için biz bunlara katları demeyi daha çok tercih ediyoruz. Nedir efendim bu katlar ve bizi niye ilgilendiriyor? Yani bunları bilsek ne olur, bilmesek ne olur? Muhabbet bitince zannediyorum bu videoyu izlediğinizde memnun olacaksınız. Çünkü hayatımızı doğrudan ilgilendiren birçok konu aslında bu beyin katları ve onların birbirleriyle ilişkisi konusuyla çok yakından alakalı. En alt kattan başlayalım efendim. En alt kat derken ensemizin hemen içinde, kafatasımızın altından aşağı doğru uzanan ve adına beyin sapı dediğimiz bir bölümümüz var. Bu beyin sapı bölümü beynimizin en alt düzeyde iş gören ama en temel yaşamsal işlevleri yürüten bölgelerini içeriyor. Mesela benim şu anda nefes alıp vermem, yutkunmam, işte midem bulandığında kusmam, tükürük salgılamam vesaire. Biraz iğrenç olduğu farkındayım ama bu işlerle bu bölge uğraşıyor. Bizi yaşamda tutmak için gereken temel refleksler neyse, buna kalbimizin atması, kan basıncımız falan da dahil, hep bu beyin sapı dediğimiz bölge tarafından yönetiliyor. Sadece bununla da kalmıyor. Mesela dengemizi bulmaya çalışırken, motor hareketlerimizi yani vücut hareketlerimizi seri bir biçimde yaparken de bu bölge bizim bütün hareketlerimizi ve aksiyonlarımızı kontrol eden bir otomatik pilot devresi gibi işliyor alt planda. Burası o kadar önemli bir yer ki, hani duymuşsunuzdur trafik kazalarında falan yaralanmalarda olası bir zararı engellemek için İşte kazazedenin başını oynatmayın denir. Mesela işte ambulans gelene kadar bekleyin. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi boyun omurlarında eğer bir kırıklık olursa onun hemen iç tarafında bu beyin sapı dediğimiz bölüm yatıyor. Eğer kemik kırıkları buraya zarar verecek olursa ki kafa ve boyun yaralanmalarında bu maalesef çok oluyor. Hastanın aniden solunumu ve kalbi durabiliyor. Temel yaşamsal işlevler burada yürütüldüğü için. O yüzden yardım edeceğiz derken büyük soruna sebep olmamızın nedenlerinden bir tanesi de bu hassas bölgenin boyun yaralanmalarına karşı oldukça duyarlı olması. Burası en alt kat dedik. Ve beynin en kuvvetli tarafı burası. Çünkü en önemli tarafı burası. Ona çok böyle bilincimizle, istencimizle fazla hakim olamıyoruz. Orası bize sormadan günlük işlevlerimizi gayet güzel yürütüyor. Hemen bir üst kata çıktığımızda beynimizin o etli gördüğümüz dış kısmının içinde yer alan, adeta böyle bir topak gibi ve birçok farklı yapının birleşmesinden oluşan bir bölüm daha var. Buna işte orta beyin adını veriyoruz genellikle. Özellikle onun tam ortası bizim bu işte duyularımızdan gelen bilgilerin beynimizin bilinçli bölgelerine gitmeden önce işlenmesi, göz hareketlerimizin kontrol edilmesi, bir takım böyle işte ses gelince gözümüzü kırpma ya da o tarafa dönme gibi reflekslerimizi yöneten bölgeleri içeriyor. Ve onun biraz dışında ise hemen aynı bölgelerde duygusal ya da dürtüsel beyin dediğimiz bir bölüm var. Orta beyinle beraber limbik sistem diyebileceğimiz beynin içinde kalan bu kısımlar bizim bütün o duygusal, sezgisel, işte ne bileyim aşık olduğumuzda, korktuğumuzda, utandığımızda falan devreye giren kısımları içeriyor. Buralarda yine bizim bilincimizden büyük oranda bağımsız çalışıyor
Ve bu sistem özellikle hayvanlar aleminde memelilerden itibaren beynin en büyük bölümünü oluşturuyor. İnsana kadar. İnsanda en üst kat var. En üst kat çok fazla gelişmiş. Diğer tabii maymunlarda, kedilerde falan da var o en üst kat ama bizdeki kadar gelişmiş değil. Nedir en üst kat dediğimiz şey? Latince adı cerebral cortex ya da beyin kabuğu. Beyne dışarıdan baktığınızda o girintili çıkıntılı olarak bir kısmını görüyorsunuz ya, işte orası aslında yaklaşık 5-6 milimetre kalınlığında bir hücre tabakasından ibaret ve beynin bütün dışını bir zar gibi çevreliyor yapısal olarak. Beynin o girintili çıkıntılı olmasının temel sebebi de aslında bu korteks ya da kabuk dediğimiz yapı. Çünkü bizim bu kadar karmaşık işlevi gerçekleştirebilmemiz, bu kadar çok duyuyu alıp analiz edip onlardan anlam çıkarabilmemiz için kocaman bir korteks tabakasına ihtiyacımız var ama kafatasımızın hacmi belli. Bunun içerisine korteksi sığdırabilmek için gelişim sırasında kendi üzerine bayağı bir bükülmesi gerekiyor korteksin. O yüzden böyle kırış buruş bir şey haline geliyor. O kırış buruş yapı aslında şöyle açsanız yaklaşık büyük bir mendil büyüklüğünde masamızda işte yarım metrekare kadar yer kaplayacak bir büyüklüğe erişebilirdi. Onun içinde biraz önce bahsettiğimiz bölgeler var. Dolayısıyla korteks onların tamamının üstünü örten ince bir tabaka. Peki ne yapıyor korteks? Bir, duyularımızı bilinçli olarak algılama ve onlardan anlam çıkartma işini bizim beyin kabuğu bölgemiz yapıyor. İki, istemli olarak karar verip yaptığımız ya da öyle olduğunu zannettiğimiz vücut hareketlerimizin ilk planlandığı ve başlatıldığı yerler burada bulunuyor. Ama korteksimiz bu işi asla tek başına yapmıyor. Ne algılamayı ne hareketleri. Bunu devamlı beynin diğer katlarında bulunan arkadaşlarla istişare ederek vücudun genel durumuna ve ihtiyaçlarına göre birlikte kararlaştırarak yapıyorlar. Yani bu yapıların hepsi birlikte çalışmak zorunda. Bu katların en üstünün yani kabuk kısmının en ön bölümü ise hep anlatırız. Bizde en büyük ve en havalı olan bölüm, işte frontal ya da ön beyin dediğimiz taraf. Burası da bizim yüksek zihinsel işlevler dediğimiz şeyleri yönetiyor. Yani şempanzelerin yapamayıp da bizim yaptığımız her ne var ise dil konuşma dahil, işte geleceği hayal etme, planlama, sosyal ilişkiler kurabilme, ahlak kurallarını anlama, toplumsal kurallara uyabilme gibi işler beynimizin bu ön bölümüyle ilgili. Bu arada bunları nereden biliyoruz? Buraya bir hasar verirseniz bu yeteneklerin bir kısmını az ya da çok kaybedebiliyorsunuz hasarın miktarına bağlı olarak. Şimdi bu üç katman anatomik olarak böyle, kabaca da işlevleri böyle ama dediğim gibi bize ne faydası var? Şimdi bir örnekle anlatmayı genellikle seviyorum. Muhtemelen okullarda, sağda solda, televizyonda diyelim Allah korusun bir deprem olduğunda ne yapılması gerektiğini 3 aşağı 5 yukarı öğrenmişsinizdir. Yani işte değil mi masanın altına girilecek, güvenli bir yer bulunacak, asansöre ya da merdivene koşulmayacak, bunları hepimiz temelde biliyoruz. Ama bunları herkes bilmesine rağmen ne hikmetse yer sallandığında böyle bir sarsıntı olduğunda insanların çoğu bu bildiklerini unutup hemen diğer hayvanlar gibi en kolay çıkış yoluna gitmeye, hatta kendileri camdan atmaya falan kalkıyorlar. O kadar öğrendiğimiz şey, böyle bir durumda neden devreye giremiyor, neden öğrendiklerimizi kullanamıyoruz? Çünkü beynin katmanları arasında çok belirgin bir hiyerarşi var. En alttaki bölümün, o yaşamsal kısmın, beyin sapının en kuvvetli kısım olduğunu söylemiştim. Ondan daha az kuvvetli olan bölüm üstteki duygusal ve dürtüsel bölümdü. En zayıf olan bölüm ise en tepedeki korteks bölümümüz. Mesela ne demek istiyorum bunu söylerken? Beyin sapı bölgesi durunca kalp duruyordu, nefes duruyordu, insan ölüyordu ya. Mesela intihar etmek isteyen birisi, hani biliyorsunuz her insan nefesini tutabiliyor. Beyninin üst tarafından ürettiği komutlarla nefesini tutup bedavaya intihar edebilir normalde insanlar ama biz böyle bir şeyi yapamıyoruz takdir edersiniz ki. Çünkü irademizle nefes tutabilmemiz ancak belli bir süre mümkün oluyor. Eğer bu işi çok fazla uzatacak olursak ya sistem bizi bayıltarak ya da bir şekilde panik içinde nefes almamızı zorlayarak tekrar normal nefes döngümüzü sağlamaya bizi mecbur tutuyor. Çünkü bu alt tarafı zihnimizin bilinçli tarafıyla yenemiyoruz. Alt taraf yaşamsal olduğu için o böyle çok özerk yani ona karışmak mümkün değil. Duygusal dürtüsel sistem de öyle. Aşağı tarafa en alt tarafa göre biraz zayıf olsa da bilincimizi kontrol eden korteks bölgesine göre bayağı kuvvetli. Mesela çok acıktığınızda ama gerçekten çok acıktığınızda ya da çok korktuğunuzda, çok öfkelendiğinizde bir anda içinizden başka bir insan çıkıyor. Reklamda diyor ya açken sen değilsin falan diye. Yani bildiğiniz o görgülü mörgülü insan gidiyor yerine başka bir tip gelebiliyor mesela. Nasıl oluyor bu iş? Bu duygusal dürtüsel kısmın sinyalleri yeterince kuvvetli olduğunda o kadar etkili ki
beyninizin üst katmanının sonradan böyle işte bir salon adamı olarak öğrendiği bir sürü şeyi devreden çıkarabiliyor ve sizi hayatta tutmak adına çılgınca şeyler yaptırabiliyor. En üst taraf ise işler yolunda giderken, stres yokken, ortam böyle çok tantanalı değilken öğrendiklerimizi uygulayıp işte medeni bir hayat yaşamımızı 3 aşağı 5 yukarı sağlıyor ama yer sallandığında, örneğe geri dönelim, bir panik ve korku hali bir anda ortadaki o duygusal kısmın kontrolü ele geçirmesine sebep oluyor. Ve oradaki yazılım tabiri caizse milyonlarca yıl önce yerleştirilmiş bir yazılım. Atalarımızdan bize kadar, hatta uzak atalarımızdan bize gelen davranışsal devreler var. Diyor ki, burası sallanıyorsa yan tarafa kaç. Nereden? Bulduğun ilk açıklıktan kaç. Şimdi o yazılım yüklendiği zaman da 8 katlı apartmanlar yoktu ki yani. Bu yazılımda öyle bir bileşen olması mümkün değil. Neyse sen 8. katta otururken o panik halinde bir anda ne yapayım diye bakarken açık pencereye görüp kendini aşağı atabiliyorsun maalesef. Çünkü o sırada öğrendiklerin bildiklerin değil, atavi belleğinde kayıtlı olan yazılımlar devrede. Ve işte hani maalesef daha sonradan fark ediyor insan ne kadar tuhaf, ne kadar tutarsız ve ne kadar aslında kendi zararına bir şey yaptığını. Dolayısıyla bu üç sistemin çalışmasını en iyi örnekleyen şeylerden bir tanesi korku, panik ya da yaşam tehdidi altında öğrendiklerimizin aslında ne kadar geçersiz olacağını fark etmemiz. Peki biz mesela bir depremde doğru davranmayı nasıl öğrenebiliriz? Ya da bu atavi yazılımlar değişir mi? Değişiyor. Deneyimsel öğrenme dediğimiz bir sistem var. Bizzat içinde olarak, deneyimleyerek, yeterince korkarak, yeterince heyecanlanarak, yeterince ürkerek öğrenirsek bazı şeyleri, bunlar bu derin belleğimize kaydedilebiliyor ve bizde yaşamsal bir deneyim halinde uygulanabilir biçime dönüşüyor. Bu aynı zamanda çok tekrarlı ve işte simülasyonlar, tatbikatlar yaparak insanların eğitilmesinin de temelini bize açıklıyor aslında. Ne kadar çok yaparsak bu sistem o kadar çok gayri ihtiyari o hareketleri yapabilir hale geliyor. En üst beyni hani günlük hayatımızda çok kullanıyoruz gibi gözükmekle beraber bunu aslında pek fazla da kullanamadığımızı en son hatırlatmak isterim. Çünkü en son gelişmiş tabaka olarak üst kat biraz fazla enerji yaktığı için devamlı standby modunda çalışmak istiyor. Yani devamlı aktivitesini azaltmak istiyor. Zira onu çok fazla yoracak olursanız hızla devreden çıkıp kararı daha aşağıdaki arkadaşlara bırakıyor. Özellikle bu CEO'lar, işte iş adamları falan bunu iyi bilirler. Sabah erken saatlerde yaptıkları toplantılarda gayet böyle işte cin fikirler, güzel kararlar, işte metanetli duruşlar falan sergilerken öğleden sonra yaylar gevşemeye başlar. Aman canım bütün parayı şu kağıda yatıralım falan gibi enteresan kararlar gelebilir. Niye böyle oluyor? Çok fazla enerji yakan ön beyin öğlene kadar pili bitiyor. Özellikle modern yaşamda maalesef atalarımızın aldığından çok daha fazla karar vererek yaşamak zorundayız. O kadar karara alışık olmadığı için bir süre sonra diyor ki yeter gayrı ben artık çalışmayacağım, dinlenmeye geçiyorum. Ve öğleden sonra birçok insan hayatında çok ciddi zorlu kararlar alabiliyor. Bu beynimizin modern dünyada yaşadığı en önemli sorunlardan bir tanesi. Bir markete girdiğinizde satın almak istediğiniz cinsten, üründen 6-7 çeşitten daha fazla varsa bir reyonda ön beyniniz çalışmayı durduruyor. Çünkü o 6-7 tane bileşenden daha fazlası arasından seçim yapamıyor. Siz ne yapıyorsunuz böyle bir durumda? Dürtülerinizin, arzularınızın ya da reklamda sizi aylardır işte dezenformasyonla bombalayan o mesajların etkisiyle gidip oradan herhangi bir ürünü otomatik pilotta seçiyorsunuz. Oralarda aklımızı çok fazla kullanamıyoruz. Bu kadar çok seçeneğin, bu kadar çok insanın, bu kadar çok fırsatın olduğu bir dünyada şaşalayıp kalmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi aşırı yorgun kortekslerle ya da beyin kabuklarıyla yaşamak zorunda kalmamız. Peki bunun çaresine bir hayatımızdaki gereksiz yükleri biraz azaltmaya bakacağız. Çünkü beynimiz bunun için tasarlanmış gibi gözükmüyor. Özellikle bilişsel yükü gereksiz miktarda arttıran çok fazla seçenek, çok fazla kıyafet, çok fazla meşguliyet, çok fazla iş, çok fazla yapılacaklar listesi bizi gerçekten fazlasıyla yoruyor. Kısa sürelerde az sayıda işe tekil olarak konsantre olup onları bitirip sonra başka işlere başlamak her zaman daha mantıklı gibi gözüküyor. Ve bu sistemin genellikle sorun yaşaması da şuradan kaynaklanıyor. Eğer diyelim zihninizde devamlı olumsuz düşünceler, pişmanlıklar, gelecekle ilgili endişeler, sıkıntılı bir şeyler varsa beynimizin o düşünen bölümü, beynimizin düşünmeyen ama faaliyet gösteren alt bölgelerine devamlı berbat bir şey oluyor, berbat bir şey oldu, berbat bir şey olacak mesajlarını gönderip durduğu için
Bunlar aşağıda vücudunuza her türlü stres sinyallerini göndermeye devam ediyorlar. Zaman içerisinde durduk yere kan basıncınız yükseliyor, kalbinizde çarpıntılar olmaya başlıyor, bağışıklık sisteminiz bozuluyor, belki sık sık hasta oluyorsunuz. Ya kilo almaya, ya kilo kaybetmeye başlıyorsunuz, yeme bozuklukları yaşıyorsunuz, yalnızlaşıyorsunuz, sinirleniyorsunuz, atarlanıyorsunuz. Allah ne verdiyse. Dolayısıyla aşağıya düşünsel olarak çok hakim olamıyoruz ama üst tarafa hakim olma şansı var. Düşüncelerimiz üzerine düşünmek, biraz kendimizi toparlamak, hayata bakışımızı o başlamamış, gelmemiş olan yarına ya da olmuş bitmiş düne değil de şimdi biraz bugüne yöneltmek, bugün kendimize güzel, faydalı bir takım meşgaleler bulmak bu işin en iyi ilacı gibi gözüküyor. Beynin katları kısaca günlük hayatımızda hiç de azımsanmayacak miktarda ilham veren, bilgi veren bir alan. Burada çok kısa bir özetini yaptık. Açık beyni şöyle bir gezerseniz bu konuda ve buna benzer konularda çok daha fazla bilgiler bulabileceksiniz. Zira zaten kanala abone olduğunuzu biliyorum ama açıkbeyin.com sitesindeki yazılarımıza ve kütüphane içeriklerimize bir göz atmanızı tavsiye ederim. Ha bu da kesmezse şu anda bu videoyu çektiğim esnada 6. sezonunu yaptığım uygulamalı nörobilim okulunda biz bu konuları uzun uzadıya derinlemesine 8 hafta boyunca bol bol tartışıyoruz. Hani derseniz ki ben bu konuyu daha fazla merak ediyorum, buyurun sizi oraya bekliyoruz. Bizim eylemlerimiz devam edecek. Amacımız beyni ezberletmek değil, beyni doğru kullanmanın yollarını hep beraber keşfetmek. Hadi bakalım burada konuştuklarımı biraz da evde deneyelim.